Hadi sen git bir fıstığa bak bakalım karnı tok mu? Fıstık! Kimseyi tamam mı? Gülüm, yatağına yatma. İyiyim. İyiyim. Doktor hanım. Allah'tan umut kesilmez ya. Son bir çare. Tekrar çıkıp geldik buraya. Melek günden günü gözümüzün önünde eriyip gideyim. Siz daha önce bir ilik nakli falan demişsiniz. Nasıl olacaksa bir bakıverseniz. Vallahi Feyyaz Hocam, biz bacımızın canına can katmaya geldik. Ne gerekirse de yapmaya hazırız. Test yapılsın hepimize. Neyse nasıl olacaksa biz hepimiz hazırız. Aynen, aynen. Anlıyorum. Peki sizin burada olduğunuzdan Meleğin haberi var mı? Yok. O biz üzülürüz diye söylemeyin. Biz de bildiğimizi ona söylemeyiz. Ama çocuklar burada. Dışarıda bekliyorlar. Önümüze düştü, geldiler. Evet. Daha önce böyle bir düşüncemiz vardı. Ama Meleğin bağışıklık sistemi yeni bir ilacı kaldıracak kadar güçlü değil. Son tahliller elimizi kolumuzu bağladı. Yani durumunu bir değerlendirmemiz lazım. Zor bir karar. Doktorum, ben doktorlukta hiç anlamam. Böyle ilaçmış, tahlilmiş bilmem. Ama bize söylediğin şey bir doktor gibi söyleme. Bak. Sizin de evladınız var. Allah saklasın, Allah gençinden versin. Böyle bir durum olsa bu kadarmış diyebilir misiniz? Emin olun, elimizden geleni yaptık. Son testlerin bu kadar kötü geleceğini tahmin etmiyorduk. Ama elbette haklısınız, yani umudumuzu kaybetmeyeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz. Doğru söyleyin doktorum da, ben Meleği kaybetmeye dayanamam. Bunca yıl sonra bulmuşum. Şimdi kaybedemem. Tabii ki Allah'tan gelene karşı değiliz. Ama bir umut, bir baksanız. Belki bir iyileşme falan olmuştur ha. Meleğe yeni testler yapacağız. Ama benim önce kendisiyle bu süreci konuşmam gerekiyor. Doktor bey, nakil için birimizin iyiliği uyarsa biz ablamla konuşacağız zaten. Eğer uymazsa haberi olmayacak. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Zaten kendisinin kontrolleri vardı. Ben tarihi biraz öne çekeyim. Sizlerden de bir örnek alalım bugün. Eğer biriniz iki tutarsa Meleğe bunu açıklamak zorundayız. İnşallah tutar doktorum da açıklarız. İnşallah doktorum. Sağ olun.